Arkadaşlar, hocam, tekrar... hoş geldiniz. Neden geldim hemen söyleyeyim size. Selamlar, saygılar sunuyorum. Ben Mehtap Hanım kim diye düşündüm. Mehtap Zümrüt. Şimdi hatırladım size. Mehtap Hocam, siz Antalya'da mıydınız? Hani sizin... Mikrofonunuzu açınız. Evet hocam, Antalya'dayım. Tamam, ben şimdi kapattım Zoom'u. Düşünüyorum. Yeni hatırladım. Neden hatırlayamadım? Sizi ben... Eşinizle aynı karedeydiniz. Eşinizin adı neydi? Evet. Sermet hocam. Sermet abi, evet. Ve sizin saçınız o zaman yoktu. Yoktu. Ben hocam. Şimdi o yüzden tanımadım, diyorum ki Allah Allah. Yoktu hocam. Bir de... O kadar çıkmış hali hocam. Şükürler olsun. Saçınız... Ben şöyle hatırlıyorum sizi. Saçınız yoktu. Kilonuz da şimdikinden çok daha fazlaydı. Hocam tabii kemoterapiden, ilaçlardan, kortizonlardan çok şiştim hocam o zaman. Vallahi şimdi sizi hatırlayınca hemen arayıp bir daha selam söylemek, o günleri, o geride kalan günleri geride bıraktığımızı yeniden yad etmek istedim. Arkadaşlar... Allah razı olsun. 2 yıl mıydı, 3 yıl mıydı hatırlamıyorum. 2 yıl tam olmadı önce. Bile hocam. Evet. 1,5 yıl falan. Eşi Sermet abiyle beraber katıldılar. O zaman hatırlıyorum, evet. Şöyle üzerinde bol duran bir tişört vardı. Evet, Mehtap Hanım'ın saçı sıfırdı. Yani hani makineye yoktu, vurulmuştu. Hocam. Hiç yoktu. Ve ağlıyordu o zaman da. Benim evet. Adetim şu, dedim ki yani hani bizde ağlamak yok. Bizde eğer yüzünüz gülerse biz devam ederiz. Hani ben biraz işte böyle... Hatta eşek zeytinini hatırlıyor musunuz hocam? Eşim size kitleden bahsetti. Antalya'da eşek zeytini, pardon öyle derler falan, evet, dedi. Evet. Hatırladınız mı? Tamam, şimdi o zeytin kısmında hatırladım. Tamam, valla duyduğum mutluluğu... Size tekrardan yansıtmak için, söylemek için aradım. Teşekkür ederim hocam. Çok mutluyum. Çünkü şu anda o 1,5-2 yıl önce gördüğümüz Mehtap Hanım'la hiçbir alaka yok. Yok hocam. Aynen hocam. Ve o hani biz çalışmamız şöyledir zaten. İnsanlarla, arkadaşlarla canlı yayınlarda çalışırız. Hani özel seans, terapi, hiçbir şey yapmıyorum ya. Yani sonradan telefonlaşmayız ya da başka bir şeyle hiç bakmayız. Ancak hocalarımız ya da arkadaşımız yeniden bir dua, bir çalışma isterse yaparız. Ben dolayısıyla hiçbir irtibat içerisine geçmemiştim. Şimdi sizi böyle görünce çok mutlu oldum. Ve siz olduğunuzu nereden anladım? Sesinizin tonundan kapattıktan sonra mı dedim ki konuşma tarzı o hanımefendiye benziyordu. Ve en çok da şu aklımda kaldı. Doktorlara söyledim. Doktorun odasına girerken söyledim. Refik hocamdan destek aldım diye. Ben bir mucizeyim diye dediğinizde o doktor bir şunu söylemişti. Keşke bütün hastalarımız odama sizin gibi yüksek enerji gelselerdi. Evet. O sözünüzü şimdi hatırladım. Sizin o ses tonunuzu ve konuşma yapınızı bir araya getirince dedim sizsiniz. Yoksa hiç ama hiç bir benzerliğiniz, hiçbir şeyiniz kalmamış. O 2 yıl önceki Mehtap Zümrüt Hanım'la hiçbir alakanız kalmamış. Şükürler olsun hocam. Amin, amin. Buradan duyduğum memnuniyet için yeniden katıldım. Çok sağ olun hocam. Binlerce teşekkür ederim size. Ben Rabbim sizi benimle karşılaştırdığı için Rabbime de sonsuz teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Allah'ıma. Şükürler olsun ve Sermet abiye de ailenize de selamlar. Bir de çok sağ olun. Evet. Siz Antalya'dasınız. Antalya'ya da selamlar, saygılar. Sağ olun hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok öpüyorum. Allah'a emanet olun hocam. Arkadaşlar, hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Hocam. Hayırlar. Hocam gelmişken meditasyon yapalım mı? Hocam bilahi. Kaçmayın lütfen. Tabii ki, elbette bütün dünyaya. Kapanış hocam. Kapanışımız. Bizim bütün dünyaya katkımız nasıl olursa
buna hazırız. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Evet. Ben hocam. Haydi arkadaşlar. Odysseus destanından öğrendiğim meditasyonu yapacağız.